Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Zaxxe X-Lite'ın sıfırdan kurulumunu yapacağız ve bir örnek baskı alacağız. Zaxxe X-Lite 7 kilogram ağırlığında bir kutuyla gelmekte. Şimdi dilerseniz kutumuzu açalım ve kuruluma hızlıca başlayalım. Evet, üst köpüğümüzü çıkardıktan sonra güç kablomuz, filament tutucumuz, kullanma kılavuzumuz, alet çantamız ve cihazımızın dokunmatik ekranı bizleri karşılıyor. Şimdi cihazımızın artık kendisini karşımızda görüyoruz ve güç kaynağını ve cihazımızın tekstüre manyetik çift taraflı PI tablosunu çıkarıyorum. Ve artık cihazımızın Y ekseni ve X eksenini birlikte çıkarabilirim. Evet, kutu açılışımızı gerçekleştirdik. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde kuruluma geçelim. Cihazımızı nasıl kurulacağımızı anlatalım. Evet, kuruluma geçmeden önce tek ihtiyacım olan şey alet çantam olacak. Bunun dışındaki kalan tüm parçaları masamdan kaldırıyorum. Evet, şimdi diğer ürünleri de kaldırdığımıza göre hadi gelin toolbox'ımızı inceleyelim. Alet çantamızın içerisinden montaj yapmamıza yardımcı olacak alyan anahtarlar, montaj vidalarımız, bakım için gerekli yağ, micro SD kartınızı USB'ye çevirecek olan bir kart okuyucu ve yazıcınızı bilgisayara bağlamanız için gerekli olan USB kablo çıkmakta. Bununla birlikte eğer ekstrem malzemeler kullanıyorsanız ve tabloya yapıştırmakta zorluk çekiyorsanız, polipropilen gibi kullanabileceğiniz bir uhu yapıştırıcı da çıkmakta. Şimdi montaj vidalarım ve alyan anahtar setimle montajıma hızlıca başlayabilirim. Montaja başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzunda sizlere belirtilen malzemelerin kutunun içerisinden doğru adetlerde çıktığına emin olun. Herhangi bir eksiklik olması durumunda da destek.zaxxe.com sitesinden bizlere hızlıca ulaşıp eksiklerinizi giderebilirsiniz. Şimdi montaj vidalarımı poşetinden çıkararak bir kenarıya yerleştiriyorum. Ve alyanlarımı da yine aynı şekilde çıkarıyorum. Ve şimdi hızlıca montaja başlayabiliriz. Evet, Y ve X eksenimizin montajını yapmadan önce cihazımıza rahat bir şekilde vidaları takabilmek için uygun bir pozisyonda masanın üzerine koymamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da ben X eksenini görmüş olduğunuz gibi yan yatırıyorum. Y eksenini de yine yan yatırarak masanın üzerine konumlandırıyorum. Ve şimdi artık vidaları rahat bir şekilde cihazıma takabilirim. Montaj vidalarından çıkarmış olduğum metrik 6 civataları T somunlara montaj edeceğim. T somunların bu kanal olan kısımlarının metal plakaya bakması gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz iki adet deliğin bir tanesine somunu takıyorum ve T somunu vidaya geçirip 3 tur çeviriyorum. Yine diğer vidamı üstteki deliğe takıp T somunumu vidaya takıp 3 tur çeviriyorum. Kalan T somununu ise X ekseninin bana bakan arka kısmındaki sigma profil var buradaki küçük. Buradaki küçük kanala bırakıyorum. Şimdi artık Y ve X eksenimi bir araya getirebilirim. Bunun için yine Y eksenimi alıyorum ve tablayı öne doğru kaydırıyorum. Şu şekilde baş parmaklarımla vidaya bastırıyorum. Sigma kanalının içerisine yavaşça yerleştiriyorum. İlk T somun girdikten sonra ikincisinin girmesi biraz zor olabilir. O yüzden tutma pozisyonunuzu bu şekilde değiştirip diğer elinizde kanal somunu düzeltip kolay bir şekilde takabilirsiniz. Evet. Somunları yerine taktıktan sonra artık alyan anahtarla birkaç tur alttaki vidaları sıkmam gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi, çok fazla sıkı sıkmak istemiyoruz. Montajımızı tam olarak tamamlamamamız gerekiyor burada. Tatlı sıkı bir şekilde oynayacak bir halde bırakıyoruz ki arkada bulunan az önce attığımız diğer T somununun da montajını yapalım. Ondan sonrasında bunları tamamen sıkacağız. Bu şekilde sıkıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi ürün ben sıktıkça yerine oturuyor. Çok fazla sıkmadım.
Yine bunu da sıkıyorum. Hafif zorlandığında bırakıyorum. Şimdi cihazımızı dikey konuma geçiriyoruz. Ve Sigma'nın doğru bir şekilde, düz bir şekilde diğer Sigma profiline dik bir açıyla geldiğinden emin olduktan sonra az önce geçirmiş olduğumuz T-somunu bu civata ile bağlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi T somunumuz buradaydı. Bu somunu yavaşça itiyorum. Ve alyan anahtarını ortaladıktan sonra artık alyan yardımıyla yine bu civatayı takabiliyorum. Evet, bu noktada yine şu Sigma profilin şu Sigma profiline dik bir şekilde oturduğundan, arada hiçbir boşluk kalmadığından emin olmam gerekiyor. Bunun için şu şekilde bastırarak yardım alabilirim ve artık bu şekilde sıkıyorum vidamı. Ve tamamen sıkmak istediğim için de yan pozisyonu alıp alyanı güçlü bir şekilde sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. İki eksenimizi birbirine dik olarak bağladıktan sonra altta kalan vidaları da tamamen sağlam bir şekilde sıkabiliriz. Bu birinci vidamızdı. Ve bu da ikinci vidamız. Bu şekilde cihazımızın Y motor sürücüsü kablosunu alıp motorun olduğu bölüme klipse takıyorum. Ve şimdi cihazımın X ve Y montajını tamamlamış bulunuyorum. Şimdi güç kaynağını cihazıma monte ederek sonrasında da hızlıca ekran montajı ile birlikte baskı almaya geçeceğiz. Y ekseni motorumuzu monte ettikten sonra artık tabla kablomuzu buradaki kanaldan geçirerek tablamızın ileriye ve geriye doğru bir şekilde çalıştığından emin oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey güç kaynağımızı takmak ve ekranımızı monte ettikten sonra da baskı almaya geçebiliriz. Evet, şimdi güç kaynağı ünitemizin montajına geçeceğiz. Güç kaynağı ünitemizi monte etmeden önce ilgili metrik 4 vidaları ve alyan anahtarımı toolbox'ın içinde bulunan alanlardan çıkardım. Şimdi güç kaynağımı vidalarını takmadan önce sizlere de ufak bir detay vermek isterim. Buradaki switch'i eğer cihazınızı 110 voltta kullanmak istiyorsanız değiştirerek 110 voltta da cihazınızı güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi montajı yapmadan önce güç ünitemin içerisinde bulunan XT60 konnektörleri çıkarıyorum. Ve cihazımızın arkasından çıkan konnektörlerle bir araya getiriyorum. Getirdikten sonra XT60 konnektörü biraz ileriye iterek güç kaynağının orada bulunan yuvaya montajını gerçekleştiriyorum. Tamamen oturduğundan ve içine güzel bir şekilde yerleştiğinden emin oluyorum. Şimdi güç ünitemi dik bir konuma getiriyorum ve 2 adet güç kaynağını monte edeceğim civatamı Z ekseninde bulunan Sigma profilin içindeki deliklerden geçiriyorum. Burada iki elinizden yardım alabilirsiniz daha kolay olması için. Birini geçiriyorum. Diğer delik biraz aşağıda kalacaktır. Bu şekilde kafayı aşağıya elimle yavaşça alıyorum. Şimdi diğer somunu da geçirdikten sonra güç ünitemi artık montaj edebilirim. Montaj etmeden önce alyan anahtarını buradaki vidaya takıyorum. Biraz yan konumlanıyor ama ucu oval olduğu için herhangi bir problem yaratmayacaktır. Bu şekilde şurada bulunan 2 adet vidalama deliğine güç kaynağımı vidalıyorum. Burada vidaları tam sıkmayacağım yine. Çünkü hareket alanı kalmasının avantajını sağlıyor bize. Avantajı oluyor. Şimdi yavaşça eksenimi yukarıya aldım. Ve alttaki vidamı da ilgili alana vidalıyorum. Ve şimdi artık vidalarımı sıkıca sıkabilirim.
Yine üstteki vidamı hafifçe aşağı indiriyorum kafamı. Tamamen sıkacağım. Evet, şimdi artık cihazımızın ekranını ve baskı tablasını da yerlerine takarak montajımızı tamamlamış olacağız. Ekran montajımızı yapmadan önce ekranımızın önündeki jelatini söküyoruz. Tablamızı biraz geri alıp ekranımızın arkasındaki konnektör alanına uç konnektörü takıyoruz. Önce bir köşesini, sonra bir köşesini takıp sonrasında da elinizle ittirdikten sonra montajı gerçekleştiriyorsunuz. Kabloyu biraz geriye alarak mıknatıslı yüzeyler birbirini zaten otomatik olarak çekecektir ve montaj işlemimiz bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Evet, şimdi artık montajımızın son aşamasına geliyoruz. Baskı tablamızı herhangi bir altında ve üstünde bir partikül olmadığından emin oluyoruz. Yine ısıtıcı tablamızda da aynı şekilde ve şu şekilde sürükleyerek tablamızın üzerine bırakmamız yeterli oluyor. En önemli konulardan bir tanesi, mutlaka ve mutlaka yalnızca izopropil alkolle tablanızı temizlemeniz gerekiyor. Su ya da izopropil alkolle hiçbir şekilde aseton, tiner gibi çözücü malzemeleri kullanmamanız gerekiyor. Son olarak cihazımın X eksenindeki koruyucu kayış tutucu parçasını da çıkararak artık cihazım kullanılabilir bir hale geliyor. Evet, cihazımızın şimdi güç kablosunu monte edeceğiz ve cihazımızı artık açacağız. Şimdi cihazımı şöyle şu şekilde sizin görebileceğiniz şekilde çeviriyorum. Ve güç kablosunun bu ucunu güç girişine takıyorum. İyi bir şekilde oturduğundan emin olduktan sonra cihazımızın kapalı olduğuna da mutlaka dikkat ediyoruz. Ve diğer ucunu da prize takıyoruz. Evet, şimdi cihazımızı güç düğmesinden açıyoruz. Ve cihazımızın açılışı gerçekleşiyor. Şimdi ilk fonksiyonlarını kontrol etmek adına ayarlar ve sıfır noktasına git diyerek cihazımın tüm eksenlerinin doğru bir şekilde çalıştığına emin oluyorum. Evet, şimdi cihazım doğru bir şekilde başlangıç noktasına sensör olmadan otomatik bir şekilde gitti. Şimdi filamentimi yükleyeceğim ve sonrasında da tabla kalibrasyon işlemini gerçekleştirip hızlıca baskı alabiliriz. Evet, şimdi filament yüklemek için kutumuzun içerisinden çıkan filament tutucuyu hemen filament yükleme motorumuzun yan bölgesine konumlandırıyorum. Filamenti üzerine koyup düzgün bir şekilde döndüğünden emin oluyorum. Filamentimi açıp ucunu 45 derecelik açıyla kestikten sonra artık filament yükleme ile ilgili yapacağım tek şey ekrandan ayarlar, filament yükle, yükle ve Zaksa-PLA seçeneğiyle yükleme işlemini gerçekleştirmek olacak. Ve cihaz şu anda ısınmaya başladı. Yaklaşık bir 210 dereceye kadar ulaştığında filamenti kafaya kadar ilerletecek. Bu ilerleme pozisyonunda doğru bir şekilde ilerlemesi için hemen filamentimi şöyle biraz uzun bir şekilde açıyorum. Filament sensörünün içerisinden geçiriyorum. Yine buradaki filament borusundan geçiriyorum. Ve dişlimi hafif kaldırarak filamentin içerisinden geçmesini sağlıyorum. Filamentin üst kısmındaki borudan geçişini gördükten sonra da artık cihazım ısındığında otomatik olarak filamenti kafaya kadar alıp yüklemeyi gerçekleştirecek. Zaksa-PLA, ABS, PETG gibi birçok malzemeyi kullanabileceğiniz gibi piyasada bulunan diğer birçok marka ya da kozmetik filamentleri de X-Lite yazıcınızda kullanabilirsiniz. Evet, filament yükleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra çıkan filamenti dikkatli bir şekilde alıyoruz ve tamam seçeneğine tıklayarak geri gelerek filament yükleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi sizlerle hızlı bir şekilde tabla kalibrasyonumuzu gerçekleştirip artık baskı almaya geçebiliriz. Tabla kalibrasyonu yapmak için ayarlar, tabla kalibrasyonu, ilk katman kalibrasyonu ve yüklemiş olduğum filamenti seçerek, ki bu Zaksa-PLA'ydı, tabla kalibrasyonu sürecimi başlatıyoruz. Tabla kalibrasyonu bir kere yapılan bir işlem. Burada amacımız nozzle ile sensör arasındaki yüksekliği cihaza öğretmek. Cihaz belirli bir yükseklikten çizgiler çekerek ilerlemeye başlıyor ve biz buradaki offset seçeneğinden baskı kafasını
zemine en doğru yapışacağı şekli ayarladıktan sonra kalibrasyon işlemimizi tamamlamış olacağız. Bundan sonra bu referans noktasına göre cihazınız her zaman otomatik olarak bütün noktaları tarayıp otomatik olarak kalibrasyonu sizin herhangi bir işlem yapmanızı da gerek duymadan otomatik olarak yapacak. Evet, şimdi tablamız 25 noktadan ölçümü gerçekleştirdi ve çizgiler çekerek kalibrasyon işlemine başlayacak. Burada bizim yapmamız gereken şey tablaya çekilen çizginin en doğru yapıştığı andaki offset'i bulmak olacak. Buradan basarak cihazımızın baskı kafasını kademe kademe aşağıya doğru indiriyorum. Ve zemine en doğru yapıştığı yüksekliği seçeceğim. Yakın çekimde şimdi detayların hepsini göreceksiniz. Yaklaşık olarak 0.95 gibi bir değerde tablaya bakın çok yapıştı şu anda. Şimdi yukarıya alıyorum. Evet, şu anda oldukça güzel bir şekilde çizgiyi çekmekte ve tabla kalibrasyonumu da şu anda tamam diyerek tamamlamış bulunmaktayım. Evet, tabla kalibrasyonumuz tamamlandıktan sonra artık manyetik tablamızı kaldırıp bükme işlemiyle birlikte tabloda çekilen çizgileri kolay bir şekilde alabiliyoruz. Eğer tablanızın soğumasını beklerseniz çok daha kolay bir şekilde tabladan modeli bükerek hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Hatta çoğu durumda bükmenize bile gerek kalmıyor. Evet, baskı tablamı artık monte ettikten sonra şimdi sıra geldi baskı işlemine. X Desktop'ta X Slice seçeneğiyle hızlı bir şekilde modelimi slice alıp yazıcımın ön yüzünde bulunan SD kart bölümünden takıp ve baskı alma işlemi gerçekleştireceğim.